Python derslerimizde komple eğitim serisinin bu videosunda kümeler hakkında bilgi vereceğim. Bu derste kümeler nedir, nasıl tanımlanır, kümelerle hangi metotlar ve fonksiyonlar kullanılır gibi konuları öğreniyoruz. Kümelerin birleşmesi, kesişmesi ve farklarını nasıl bulacağımızı anlatıyorum. Tüm bunları her zaman olduğu gibi farklı örnekler yaparak inceliyor olacağız. O zaman başlayalım. Evi Plus Academy Komple eğitim serisinin bu dersinde kümelerin ne olduğunu ve nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Kümeler mükerrer verisi olmayan dizilerdir. Listeler ve tuple'lar gibi farklı veri tiplerinde item'ları tutmak için kullanırız. Ancak mükerrer item içinde olamıyor. Bir liste tanımlayalım. Numbers eşittir köşeli parantez 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bu listeyi bir kümeye çevirirsek 2 tane olan bir item'ı 1 tane olacak. Çünkü neden? Kümelerde tekrar olan item'lar olamıyordu. O zaman UNIX eşittir UNIX isminde bir küme tanımlamak istiyorum. Set yazarız. Set İngilizce'de küme anlamına geliyor. Parantez aç kapa set fonksiyonunu küme tanımlamak için kullanacağım ve argüman olarak numbers listesini vereceğim ona. Nasıl mı? Böyle argümanı numbers. Şimdi UNIX kümesini bastırırsak print UNIX. Çalıştıralım. Kümemizde her itemden sadece bir tane var. Yani hiçbir itemin tekrarı kümelerde olamıyor. Bu arada kümelerde itemlara eleman desek daha doğru olur. Ayrıca dikkatini çektiyse bir kümeyi süslü parantezle gösteriyoruz. Listeler köşeli parantezle, tuple'lar parantezle ve tabii geriye sadece süslü parantez kaldığı için kümeleri de süslü parantezle gösteriyoruz. Şimdi boş bir küme tanımlamak için Yazarız sample set eşittir set parantez aç kapa. Böylece boş bir küme tanımlamış olduk ve sample set değişkenimize atadık. Listelerde boş bir liste oluşturmak için sample list eşittir list parantez aç kapa veya sample list eşittir köşeli parantez aç kapa yazarak liste tanımlayabiliyoruz. Tuple'larda ise sample tuple eşittir tuple parantez aç kapa veya sample tuple eşittir parantez aç kapa yazarak tuple tanımlayabiliyoruz. Ama boş bir küme için sample set eşittir süslü parantez aç kapa yazamıyoruz. Yazarsak küme olmaz. Göstereyim. Print tipini göstereceğiz. Type sample set. Sample seti bu satırda tanımladığımızda boş bir küme oluyordu. Daha sonra tekrar burada eşitlik verdik. Başka bir değer atadık. Ve süslü parantezle bir boş küme atadığımızı düşünüyoruz ve onu burada print ettik. Yani burada print ettiğimiz değişkenin içeriği buradaki set değil, buradaki süslü parantez aç kapanın içeriği. O zaman çalıştıralım. Gördüğün gibi değişkenimizin türünü dikte olarak belirliyor. Bir sonraki derste diktin ne olduğunu anlatacağım. Ama şimdilik boş bir kümeyi tanımlamak için süslü parantez kullanamadığımızı bilmemiz yeterli. Neden mi? Bunu silersem ve tekrar çalıştırırsam artık değişkenimizin bir küme olduğunu söylüyor. Set, İngilizce'de küme anlamına geliyor. Bunları silelim ve yeni bir küme tanımlayalım. Prime number eşittir. Süslü parantez aç kapa. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Asal sayıların ilk 8'ini bir kümeye koyup Prime Numbers diye bir küme tanımladım. Listelerde olduğu gibi kümelerde de kümemize yeni bir item ekleyebiliyoruz. O zaman Prime Numbers nokta bunun için add fonksiyonunu kullanacağız. Parantezini açıyorum. Parantezin içine bir item yazıyorum. Item'ımız bir sonraki asal sayımız olsun 23. Add metodunu listelerde bulunan append metoduna benzetebiliriz. Add yeni bir item'ı kümeye ekliyor. O zaman bu satırdan sonra 23 asal sayımız kümemize eklenmiş olmalı. Sonucu bastıralım. print prime numbers çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kümemizde artık 9 tane asal sayı var. Sonuncusu da 23. Listelerde olan insert metodu kümelerde bulunmuyor. Çünkü kümelerde elemanların arasında bir sıralama bulunmuyor. Yani bu kümede 23 başta da olabilirdi. 11 sonda da olabilirdi. 2 ortalarda bir yerde olabilirdi. Hiç önemli değil. Sıralaması yok. Kümeler buna değer vermiyor. Doğal olarak biz de bir elemanı istediğimiz bir yere eklemek için insert'ü kullanamıyoruz. Yani insert'e bir indeks verip onunla istediğimiz bir yere elemanı ekleyemiyoruz. Sadece eleman ekliyoruz. Neyi kullanarak? Add metodunu kullanarak. Şimdi kümemize mükerrer bir eleman eklemek istersek ne olur ona bakalım. Prime numbers nokta at. Kümemizde mükerrer olsun diye 5'e ekliyorum. Çünkü kümemizde 5 sayısı mevcut. Bastırıyorum bunu. Print prime numbers. Çalıştıralım. Gördüğün gibi hiçbir şey değişmedi. Çünkü 5'i eklediğimizde Python bu bir küme olduğu için 5'i eklemeyi reddetti. Mükerrer olduğundan dolayı ve 5'i eklemedi. Add metodunu farklı tiplerde değerleri de kümeyi ekleyebiliriz. Bunu altı yapıyorum. Başka bir değer daha ekleyelim. Prime numbers nokta at parantez false. Boolean bir değer ekledim. Prime numbers nokta at. string ekleyeyim. Python. Şimdi bunun sonucunu bastırayım. Print prime numbers. Çalıştıralım. Yeni itemlarımız eklendi ama gördüğün gibi sıralama beklediğimiz gibi değil. Çünkü biz ilk 6'yı ekledik. 6 23'ten sonra olmasını beklerdik. Eğer liste olsaydı 6 burada olacaktı. Sonra false'u ekledik. False başa gelmiş. Halbuki onu da alttan sonra beklerdik. Sonra Python'ı ekledik. Python'ın en sonunda. Şimdi bunları ekledik. Peki kümemizden bir item silmek istersek ne yapmalıyız? Remove metodunu kullanmalıyız. Nasıl mı göstereyim? Prime numbers nokta remove. Remove metodu parantez aç kapa. False'u silelim. Bulan bir değeri siliyorum. Listemizde mevcut. Burada duruyor. Sonucu bastırayım. Print prime numbers çalıştıralım. False değeri gitti. False değeri bizim kümemizde bulunmuyor. Dikkat ettiyseniz bu kez Python'ın yeri değişti. Python demin sondaydı. Kümelerde sıralama önemli değil. Biz hangi elemanın nerede olacağını bilemeyiz. Remove'la false'u silebildik. Ama remove'la bizim kümemizde olmayan bir elemanı silmek istersek hata alırız. Göstereyim. Prime numbers nokta remove. Örneğin 100. Bizim kümemizde bulunmuyor. Sonucu bastırayım. Çalıştırıyorum. Hata aldık. Key error. 100. Bunun anlamını bir sonraki derste anlatacağım. Ama şimdilik kümelerde olmayan bir elemanı silmek istersek ne yapmamız gerektiğini göstereyim. Discard diye başka bir metodumuz var. Onu kullanırız. Buraya discard yazarsam ve 100 yaparsam sonucu da print edelim. prime numbers çalıştıralım. 100'ü silemedi çünkü zaten yoktu ama hata da vermedi. Bir hatamız bulunmuyor burada. Tekrar dikkat ederseniz Python en başa geldi. Peki discardla olan bir şey silersek ne olur? Hiçbir şey gayet başarılı bir şekilde siler. 100 yerine 6 yazdım ve 6 değerimizi buradan kaldırdı. Bir öncekinde vardı, şimdi yok. Son olarak kümedeki bir elemanı silmek istersek başka bir metodumuz daha var. İsmi de pop. Pop metodu listelerde de bulunuyordu. Ve eğer bir argüman vermezsek sonuncu item'ı siliyordu. Kullanalım prime numbers pop. Parantezi aç kapa. Print prime numbers. Kümemizden bir eleman silecek. Çalıştıralım. Pop metodunun hangi elemanı sileceğini kestirmek zordur. Örneğin benim beklentim en son Python eklediğim için Python'ı silmesi olurdu. Ama onun yerine 2'yi sildi. Çünkü Python'da kümelerin itemlarının veya elemanlarının sıralaması bulunmuyor. Bu nedenle Python'a göre Kümenin son elemanı hangisi bilmiyoruz. O zaman pop metodunu sadece kümeden bir eleman silmek için kullanırız. Tabi eğer kümede hiçbir eleman yoksa, elemanlar bitmişse pop metodu hata verecektir. Bunu göstermek için sample set yazarım. Eşittir set. Boş bir küme tanımladım. Sonra sample set nokta pop yaparsam ve çalıştırırsam hata aldım. Çünkü diyor ki boş bir kümeden silmek istiyorsun. Doğal olarak pop metodunu kullanmadan önce setin eleman sayısını öğrenip ona göre silip silmeyeceğimize karar vermemiz lazım. Add metodunu kümemize bir item veya bir eleman eklemek için kullandı. Ama bir defada birden fazla eleman kümemize eklemek için ne yapmamız gerekir? Bunun için update metodumuzu kullanırız. Önce bunların hepsini silelim. Sadece prime numbers kalsın ve prime numbers'ın ilk halini bastıran printimiz kaldı. Yazıyorum prime numbers nokta update. İçine bir küme koyabilirim. Birden fazla elemanı olsun diye. 23 ve 29. 23 ve 29 da asal sayılar ve 19'dan sonra gelen asal sayılar oluyor. Sonucu pastıralım. Print prime numbers. Çalıştıralım. Artık asal sayılar kümemizde 10 eleman var. Başta 8 eleman vardı. Şimdi 10 eleman var. 23 ve 29'u da ekledik. Update metodumuzda bir değişiklik yapacağım. Buraya virgül koyuyorum. Ve buraya bir küme ekliyorum. 31,37 başka asal sayılar daha ekliyorum. Çalıştıralım. Onlar da eklendi. 31 ve 37. Yine sıralama beklediğimiz gibi değil. 37 burada, 31 burada. Gördüğün gibi update metodunun argümanları bir tane olması gerekmiyor. Ne kadar istersek virgül koyup başka listeler, kümeler, tuple'lar buraya ekleyebiliriz. Şu anda argümanlarımızdan bir tanesi küme, diğeri liste. Bunlardan bir tanesini tupla çevirebiliriz. Kümeyi tupla çeviriyorum. Şimdi update'e bir tuple ve bir liste verdim. Tabii bunların yerine bir tuple'ın değişkenini veya bir listenin değişkenini de verebiliriz. Çalıştıralım. Yine aynı sonuç. Bir şey değişmedi. Kümemizde şu anda 12 eleman var. Ama dikkat etmemiz gereken konu listelerde ve tuple'larda olduğu gibi bir itemın kendisi liste, tuple veya küme olamaz. Ne demek istiyorum? prime_numbers.add at ne yapıyordu? Bir item ekliyordu. Bir itemımız küme, liste veya tuple olamaz dedim. O zaman bir küme ekliyorum buraya. {1, 2. Çalıştıralım. Type error hatası verdi ve hashable olmadığını yazdı. Hashable'ın ne anlama geldiğini daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunu silelim ve tüm kümeyi boşaltmak için ne yapacağımızı göstereyim. Yani kümenin elemanlarını silmek istiyoruz. Teker teker hepsini sileceğimizi bir anda hepsini boşaltmak için clear metodunu kullanırız. Prime numbers nokta clear. Burada da print edeyim sonucu. Prime numbers çalıştıralım. Gördüğün gibi Python boş bir kümeyi süslü parantezli göstermiyor. Çünkü süslü parantezle göstereceği şey farklı anlam taşıyor. Direkt set parantez aç kapayla gösteriyor. Clear metodu sadece kümenin elemanlarını sildi. Kümeyi silmedi. Eğer kümeyi silmek istersek del fonksiyonunu kullanırız. Del parantez prime numbers. Ve silinip silinmediğini görmek için print yazıyorum. Prime numbers eğer silindiyse artık bu satırda biz print edemememiz gerekiyor. Çalıştırıyorum. Name error hatası aldık. Prime numbers diye bir değişkenin veya bir şeyin tanımlanmadığını söylüyor bize. Şimdi birden 50'ye kadar olan tüm çift sayıların kümesini oluşturalım. Bunların hepsini siliyorum. Even numbers eşittir. Süslü parantezi açıyorum. Ve listelerde yaptığım gibi number for number in range çift sayılar alacağım için 2'den başlatıyorum başlangıç noktası 50 tane istiyorum 50 de dahil olsun diye 51 yazıyorum virgül adımlarım 2 oluyor ve 2'den 50'ye kadar olan bütün çift sayılarımız sıralanmış oldu kümemizde 25 eleman olacak Dikkat ettiysen bunu aynen listelerde olduğu gibi tanımladık. For döngüleri ve if komutlarıyla item oluşturmayı sadece tuple'larda kullanmıyoruz. Listelerde ve kümelerde for'lar ve if'lerden oluşan tanımlar yazabiliyoruz. Tuple'da niye mi kullanamıyoruz? Çünkü tuple'da append metodu bulunmuyor. Bu işlem her for döngüsü döndüğünde bir değer alıp buradaki ifademize verip ifadenin sonucunu add yapıyor. Listede ne yapıyor? Append yapıyor. Sonucu bastıralım. Print even number çalıştıralım. 2'den 50'ye kadar olan tüm çift sayıları kümemize yerleştirdik. Tabi istersek ihtiyacımız olduğunda 50'ye kadar değil 500'e kadar, 5000'e kadar, 5 500 milyona kadar böyle bir küme tanımlayabiliriz. Ama şimdilik anlatacağım konuları anlamamız için ve daha kolay olması için eleman sayımızı arttırmıyor. Şimdi bu kümeye benzer tek sayıların kümesi, 3'ün katları ve 5'in katları kümelerini de oluşturalım. Odd numbers eşittir, süslü parantez, number, for, number, in, range. Tekli sayıları birden başlatıyorum. Yine 51'e kadar gidiyorum ve ikişer ikişer atlatıyorum. Yani ilk sayımız 1, sonra 3, sonra 5 olarak devam edecek. Tekli sayıları da print edelim, sonucunu görelim. Odd numbers diyelim. 3'ün katları kümesini de oluşturalım. Multiples of 3 diyelim. Yine süslü parantezi açıyorum, kapatıyorum. Numbers, for, number, in, range. 3'ün katları nereden başlar? 3'ten başlar. Yine 51'e kadar gidiyoruz. Ve adımız bu kez 3'er 3'er olacak. Sonucu bastıralım. Print multiple of 3's. Bir de 5'in katlarını yazalım. Of 5. Süslü parantez. Number, for, number, in, range, parantezler. 5'in katları 5'ten başlıyor. 51'e kadar gideceğiz yine. Ve beşer beşer adımlarla gideceğiz. Böylece 5'in katlarını elde etmiş olacağız. Sonuç bastıralım. Print 5'in katları. Çalıştıralım. Burayı biraz büyütüyorum. Çift sayılarımız burada. Tek sayılarımız burada. Bu iki kümenin eleman sayısı aynı olmalı. 3'ün katları burada direkt gözle görülür sıralamada bir sorun görüyoruz çünkü kümelerde sıralama yoktu. 3 burada, 6 burada, 9 burada böyle gidiyor. Ve bir daha çalıştırırsak bu sıralamadan farklı olabilir. Yani her çalıştırdığımızda diyemeyiz ki 3 burada. Çok farklı şekilde sonuçlar görebiliriz. Burası da 5'in katları. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bu kümenin tabii ki eleman sayısı en az. Eleman sayılarını len fonksiyonuyla öğreniriz. O zaman yazıyorum print len even numbers. Bir tane daha print yazıyorum. Print len odd numbers. Print len 3'ün katları. Print len 5'in katları. Multiples of 5 diyoruz. Çalıştıralım. Ne demiştim? Çift sayılarla tek sayıların eleman sayısı aynı olmalı. 3'ün katları 16 tane ve 5'in katları 10 tane. Peki bu kümelerimizi başka nasıl tanımlayabilirdik? Buraya 1 yapıp buraya bir if yazabilirdik. If adımı da kaldırmamız lazım. Diyeceğiz ki number modulus 3 eşitse 0 yani 3'e tam bölünüyorsa o zaman döngümüzdeki değeri buradaki ifadeye gönder. İfadede ne işlem yapılacaksa sonucunu da bu listeye adet. Çalıştıralım aynı sonucu alacağız. Eleman sayımız 16. 3'ün katları burada. Aynı şey. Ama bu if'i yazmamak için ben daha önce 3'ten başlattım. Adımımı da 3 koydum. Aynı sonucu aldım. Çünkü bu kümeyi oluşturmak kolay bir işlem. Karmaşık bir şey olsa tabii ki if'leri kullanacağım. Hatta belki bir if değil iki if. Belki bir for değil iki for. Kümelerin uzunluklarının len ile öğrenildiğini gösterdim. Peki boş kümenin uzunluğu ne olmalı? Sıfır olmalı. Onun için sample set yazıyorum. Sample set eşittir. Boş kümeyi nasıl yaratıyorduk? Set parantez aç kapa. Print len sample set. Çalıştıralım. Sıfır. Boş bir kümenin uzunluğu sıfır. Gördüğünüz gibi len genel bir fonksiyon. Ve built-in kütüphanesinde bulunuyor ve stringlerin uzunluğunu, listelerin, tuple'ların ve daha bir sürü öğreneceğimiz nesnenin uzunluğunu bize verebiliyor. Şimdi de kümemizin eleman sayısını bize verdi. Şimdi bunları siliyorum ve bunlar küme olduğuna göre kümelerde kesişim, birleşim, fark, gibi işlemleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce birleşimden başlayalım. Birleşim için print yazarız. Çift sayılarla tekli sayıları birleştirelim. O zaman ne elde etmiş olacağız? 1'den 50'ye kadar olan bütün sayıları elde etmiş olacağız. Birleşim için önce birleşimi gösteriyorum. Print çift sayıların kümesi ile tekli sayıların kümesinin birleşimini göstereceğim. Odd numbers. Bu iki kümenin birleşiminden 1'den 50'ye kadar olan bütün sayılar çıkması gerekiyor. Birleşimi nasıl yaptım? Pipe işaretiyle. Çalıştıralım. 1'den 50'ye kadar olan bütün sayılar bir kümede toplanmış oldu. İki kümenin birleşimini elde etmiş olduk. İki kümenin birleşimini bulmak için pipe işareti yerine union metodunu kullanabiliriz. Nasıl mı? Print even numbers nokta union. Union'a argüman olarak ne vereceğiz? Tabii ki birleşimini yapmak istediğimiz kümeyi. Odd numbers. Çalıştıralım. Son iki küme aynı. İki kümenin kesişimini bulmak için ne yapıyoruz? Print yazıyorum. Even numbers and işareti kullanıyoruz. Odd numbers. Çalıştıralım. Cevap boş küme çıktı. Python boş kümeyi set parantez aç kapa ile gösteriyordu bizim için. Çünkü çift sayılarla tekli sayıların kesişimi yok. O nedenle kesişimini bulmak mümkün değil. Veya daha doğrusu kesişimleri boş küme. Ama tekli sayılar yerine 5'in katları kümemizi eklersek buraya böyle göstereyim. Multiples of 5 ve çalıştıralım. Kesişimleri bunlar. 5'in katlarında bu sayılar çift sayıymış. Böylece bu kesişimden onu öğrenmiş olduk kesişimi oluşturmak için end işareti yerine intersection metodunu kullanabiliriz. Nasıl mı? Böyle print even numbers nokta intersection. Argüman olarak ne vereceğiz? Tabii ki 5'lerin katını vereceğiz. Çalıştıralım. İkisi de aynı. Aynı sonucu aldı. End'i kullanmakla bu metodu kullanmanın arasında fark yok. Şimdi iki kümenin farkını nasıl alırız? Daha doğrusu iki kümenin farkından oluşan kümeyi nasıl oluştururuz? Göstereyim. Print even numbers eksi 5'lerin katlarından oluşan kümemiz. Multiples of 5. Çalıştıralım. Evet. Çift sayılar eksi 5'in katları bu sonucu veriyormuş. Aslında çift sayılardan hangi değerler çıktı? Bunların kesişimi. Kesişimini çıkardığımızda farkları çıkar ortaya. Peki eksi işaret yerine ne kullanabiliriz başka? Difference diye bir metodu kullanabiliriz. Göstereyim. Print even numbers difference. Parantezin içine ne argümanı vereceğiz? Tabii ki multiple of fives. Çalıştırırsam aynı sonucu alacağız. Aynı sonucu aldık. Son olarak simetrik farkı nasıl bulabiliriz? Onu göstereyim size. Even numbers. Bu kez şapka işareti kullanacağız. Multiple of three. Üçlerin katını koyalım bu kez çalıştıralım. Evet. Çift sayılarla 3'ün katları sayılarını birleştirdi ve onların kesişimi olan kısmı çıkardı. Peki üçlerin katlarıyla çift sayıların kesişiminde ne vardı örneğin? 6 vardı. 6'yı burada göremeyiz. 12 vardı. 12'yi de göremeyiz. Şapka işareti yerine symmetric difference metodunu kullanabiliriz. Print even numbers nokta symmetric difference. Argüman olarak tabii ki 3'ün katlarını vereceğiz. Multiples of 3 çalıştıralım. Bunların da sonucu aynı olacak gördüğünüz gibi. Bunları silelim ve bir küme başka bir kümenin alt kümesi midir diye nasıl kontrol ederiz onu öğrenelim. Bir tane yeni küme yazıyorum sample set ve bunun eşittir tekli sayılarımızın alt kümesi olmasını istiyorum. Tekli sayılarımızda 3 var, 5 var, 7 de var. Peki sample set'in tekli sayılarımızın alt kümesi olduğunu görüyoruz tabii ki. Ama programda bunu nasıl kontrol edebiliriz? Böyle kontrol edebiliriz. If sample set küçüktür eşittir odd numbers 2 nokta bir mesaj yazdıralım. Print sample set is subset of odd numbers. Eşitlik işaretini niye koyduğum? Eşitlik işaretini koymamın sebebi alt kümenin tanımından geliyor. Bir küme başka bir kümenin alt kümesi olabilmesi için o kümenin tüm elemanları diğer kümenin elemanları olmalıdır. Doğal olarak bir küme kendi alt kümesi de oluyor. Yani odd numbers eşitse eğer sample sete o da alt kümesi oluyor. Tabii küçüktür eşittir işareti yerine bir kümenin başka bir kümenin alt kümesi olup olmadığını anlamak için is metodunu kullanırız. Is subset metodu. Argüman olarak da bunu veririz. Tek sayılarımız. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Ama eğer buraya ben 2 koyarsam doğal olarak artık bu printimizin basılmaması gerekiyor. Ve basılmadı. Çünkü 2 bu kümede olduğu için bu küme tekli sayılarımızın alt kümesi değil. Bir de bunu böyle deneyelim. Küçüktür eşittir tekli sayılarımız. Çalıştırıyorum. Evet sample set alt kümesiymiş. Özalt kümesi olup olmadığını öğrenmek içinse eşitliği kaldırırım ve çalıştırırım. Sample set tekli sayılarımızın özalt kümesiymiş. Peki bir küme başka bir kümenin kapsayanı mıdır diye öğrenmek için ne yapmamız lazım? Yazalım. Bu kez buraya odd numbers koyuyorum çünkü o kapsayan oluyor. Ve büyüktür, eşittir diyorum. Buraya da sample set diyor. Buradaki printimizi değiştirmeme gerek yok çalıştırıyorum ve mesajımız basıldı. Büyüktür eşittir işaretleri yerine is superset dersek ve buraya da sample set koyarsak bunları da silelim. Aynı sonucu alırız. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonucu aldık. Bir kümenin başka bir kümeye eşit olup olmadığını, denk olup olmadığını öğrenmek için eşittir eşittir operatörünü kullanırız. Is buraya da equal diyelim. Çalıştıralım. Tabii ki basılmayacak. Çünkü sample set Odd Numbers'la eşit bir küme değil. Onun alt kümesi. O zaman bunu da değiştirelim. Odd Numbers'ın tanımını alıyorum. Sample set'e koyuyorum bunu. Aslında sample set'imiz Odd Numbers'ın aynısı olmuş oluyor. Ve çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi iki kümenin eşit olduğunu söylüyor bize. Şimdi bunların hepsini siliyorum. Ve aynen listeler ve tuple'larda olduğu gibi bir string'i kümeye nasıl dönüştürürüz onu göstermek istiyorum. Yazıyorum string eşittir tırnak python is awesome. String set eşittir set string. Print edelim bunu. String setimizi. Ardından string sete kelimeleri eklemeyi göstereyim. Şimdi birazdan anlatacağım. Set string nokta split. Split'e bir argüman veriyor muyum? Hayır vermiyorum. Ve sonucu tekrar print edelim. Print string set. Çalıştıralım. Evet. Şimdi sonucun üzerinden ne olduğunu görelim. Bizim Python'ize awesome diye bir cümlemiz var. Ve bu cümleyi string değişkenimize atadık. İkinci satırda bu cümlemizi bir kümeye çevirip string set diye bir değişkene atadık. Bu durumda ne yapıyordu? Karakter karakter alıp bunları bir item'a e çeviriyordu. Şimdi bir küme olduğu için tekrar olan karakterleri tabii ki silmiş olacak. Örneğin o iki tane. Bir tane de burada var ama kümemizde bir tane. Boşluk iki tane ama kümemizde bir tane. S harfi iki tane ama kümemizde bir tane. Ve böyle devam edebiliriz. Ve sonucu bastırdık. Terminalde görüyoruz. Bir küme olarak. Burada ne oldu? Burada da split metodu cümlemizi kelimelere parçalayıp bir liste oluşturdu. Bunun sonucu bir liste. Set fonksiyonu ne yapıyor? Bunun oluşturduğu listeyi bir kümeye çevirip string set'e atıyor. O da burada. Üç tane kelimemiz varmış ve sonucunu bastırdık. Şimdi sesli harflerden oluşan bir küme daha ekliyorum. Ama önce bunları silelim ve birinci satıra yeni kümemizi ekleyelim. Sesli harfler olacağı için vowels diyelim buna. Eşittir. Süslü parantez. Sesli harfimizin bir tanesi A, bir tanesi E, I, O ve U. İngilizce'de 5 sesli harfimiz var. Şimdi bu cümlemizde hangi sesli harfler olup olmadığını kontrol etmek istersek oluşturduğumuz küme ile bu kümenin kesişimini ararız. Nasıl mı? Böyle. Deriz string, vowels deriz. Eşittir. String, set and vowels. Bu durumda bu iki kümenin kesişimini bulmuş oluruz. Kesişimleri ne? Buradaki ses harflerinin kesişim sonucunda sadece kesişim sonuçları ortaya çıkacak. Yani bu cümlede hangi ses harfler kullanılmış onları burada göreceğiz. Sonucu bastıralım. Print, string, vowels. Çalıştıralım. Dört sesli harf kullanmışız. Bu cümlede dört sesli harf varmış. Neler bunlar? O burada zaten kümemizde de var. I o da burada. E ve I. E ve I'ler mükerrer tabii ki. Ama mükerrer olması bir önemi taşımıyor. Çünkü bunlar küme. Tabii biz bu cümlede kaç çeşit sesli harf kullanılmış onu öğrenmek istersek basitçe yazarız. Len parantez string vowels. Çalıştıralım. 4. Zaten 4 olduğunu görüyorduk ama programatik olarak kaç olduğunu öğrenmek istersek onu da böyle lenle öğreniriz. Yani bu cümlemizde 4 farklı sesli harf kullanılmış. Kümelerle ilgili son bir konuya değinmek istiyorum. Kümelerde sıralama olmadığı için biz direkt indeks numarası vererek bir elemana ulaşamıyoruz. Yani böyle bir şey yazamıyoruz. String, vowels diyelim, ilk elemanına ulaşalım. Ben buradaki i'ye ulaşmak istiyorsam böyle sıfır indeks verip ulaşamam. Çünkü aslında i'nin burada olup olmadığını bilmiyorum. İl belki bu taraftadır. Böyle indeks kullanamadığımız gibi stringlerde, listelerde ve tuplelarda yaptığımız dilimleme işlemini de yapamıyoruz. Neydi dilimleme? Buraya iki nokta koyup iki yazıyorduk. Doğal olarak sıfır indeksten başlayıp 2'ye kadar giden bu itemları bize veriyordu. Ama kümede bunu da yapamıyoruz. İndeksleme de yok kümelerde. O zaman bir elemanın kümede olup olmadığı nasıl anlarız? Çok basit. Bunu siliyorum. Deriz ki if i in string vowels deriz. 2 nokta print tırnak i is in set. Öyle bir mesaj. Çalıştırırsam böylece i'nin e veya ayın kümemizde olup olmadığına baktık. Bunun yerine w koyarsam ne der bize? Hiçbir şey demez. Çünkü else yok. Else olmadığı için hiçbir mesaj basmayacak. Bu yöntemle bir elemanın bir kümede olup olmadığını Öğrendik. Peki kümenin elemanlarına nasıl erişiriz? Onu da göstereyim. For characters in string vowels. 2. Print karakteri direkt basalım. Çalıştıralım. Sonucumuz burada. String vowels'ın içindeki 4 elemanı print ettik. İsteseydik başka işlemler de üzerine yapabilirdik. Nasıl oldu? Bir for yazdık ve bir kümenin içindeki teker teker elemanları for'la alıp print ettik. Demek ki for döngüleriyle kümenin elemanlarına erişebiliyoruz. Zaten forla listenin ve tuple'ın da elemanlarına erişebiliyorduk. 17. ödevimiz. Bir program yazman istiyorum ve programda verilen bir cümlenin kaç farklı kelimeden oluştuğunu saymanı istiyorum eğitim serisinin videolarını takip edersen cevabını paylaşıyor olacağım. 16. ödevimizi beraber çözelim. 16. ödevimiz bizden ne istiyordu? Itemları tuple olan bir listenin örnek olarak bunu vermiş. Itemlarının herhangi biri 11 ise yani bu, bu ve bu. Bu listenin o itemlarını yine liste olarak göstermemizi istiyor. Ve sonucu da bize söylemiş nasıl olacağını. O zaman o sonucu elde etmek için yeni bir liste oluştururum. Output diyelim. Output list eşittir. Köşeli parantez. Item for item. Bir döngü yapıyorum ve döngünün içinde bu listenin item alacağım. In sample list. Peki 11 olanları nasıl öğreniriz? Deriz ki if tuple'larda indeks kullanabiliyorduk. Item'ın birinci item'ı çünkü item nedir kendisi? Aslında tuple. Eşitse 11 veya or item'ın ikinci elemanı yani indeksi bir olanı eşitse 11 o zaman bizim listemizi oluştur anlamına geliyor. Sonucu bastıralım. print output list. Çalıştıralım. Sonucumuz ödevimizde verdiği sonuç gibi. Peki nasıl yaptım ben bunu? Burada asıl karmaşık olan yer burası. For döngüsü ne yapıyordu? For döngüsü gelip buradaki listemizden bir item alıyordu. Ama burada if olduğu için bu aldığı itemı buradaki ifadeye vermiyordu. Önce bu if'i denetliyordu. If'in eğer ifadesinin değeri true ise, yani bu ifadenin değeri true ise o zaman bu itemı buraya veriyordu. Peki bu ifadenin nasıl true oluyor? Burada iki tane ifade var ve orla birleştirilmişler. Orla birleştirildikleri için ne demek oluyor? Bu ifadelerden herhangi biri true olursa if'in ifadesi true oluyordu. O nedenle birinci item, ikinci item ikisini de 11 ile eşleştiriyoruz. Hangisi 11 ise o zaman diyoruz ki bu ifade true'dur. Peki item'ın birinci elemanı ne? 11 İkinci item'ı ne? 22. Burada 33, burada 55. Burada 55, burada 11. Ve if'imizdeki ifade true olduğu an itibariyle bu item buradaki ifadeye veriliyor. Buradaki ifadede hiçbir şey yapılmadığı için olduğu gibi bu item output liste append ediliyor, ekleniyor. Ve biz de sonucu burada bastırıyoruz. Nereye bastırıyoruz? Terminal'e bastırıyoruz. Sonucumuz burada. Unutma, açıklamamı veya anlatmamı istediğin konular varsa yorumlara yazarak benimle paylaş. Ayrıca videoyu beğendiysen hemen videonun altındaki beğen tuşuna basarak bana destek ol. Son olarak yeni videolardan haberdar olmak için videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna basmayı unutma. Evi Plus Academy